Günümüzde Sovyetler Birliği çöktü biliyorsunuz. Hatta kendisine komünist demesine rağmen Çin bile piyasa temelli ekonomiye geçti. Artık onlar da kapitalist bir ekonomiye sahip. Dünyada giderek yaygınlaşan genel kanı kapitalizmin doğru seçenek olduğu. Ancak bu videoda kapitalizme karşı sosyalizm ikiliğini biraz daha farklı bir şekilde ele almak istiyorum ben. Çünkü özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Batı'da Devletin ekonomiye müdahil olması veya sosyalizmin şöyle ya da böyle bir bahsinin geçmesi bile hemen ters bir tepkiye sebep olabiliyor. Şimdi kapitalist sistemle neye ulaşılmak istendiğinin üstünde duracağım. Bununla kalmayıp kapitalizmin bazı yönlerinin kontrolsüz veya herhangi bir düzenleme olmaksızın kendi haline bırakıldığında istenmeyen hangi sonuçların ortaya çıkabileceğinden de bahsetmeye çalışacağım. Niyetim hiçbir görüşün reklamını yapmak değil. Sadece üzerinde düşünebileceğimiz bir çerçeve çizmek istiyorum. Burada şunu da hatırlatmak isterim ki, biliyorsunuz videoların hepsinin orijinali aslında İngilizce oluyor ve diğer dillere seslendiriliyorlar. Ben de şimdi burada size bunun Türkçesini seslendiriyorum. Yani buradaki kapitalizm ya da sosyalizmle ilgili orijinal görüşler Amerika'daki dersten tamamıyla alınmıştır. Herhangi bir kapitaliste kapitalizmin iyi tarafını soralım. Cevabımız insanları teşvik etmesi olacaktır. Evet buraya yazalım. Teşvik. Daha çok çalışırsanız daha çok kazanırsınız. Kendiniz için bir ana para oluşturabilir. Bu parayı yaşam standartınızı yükseltebilmek için kullanabilirsiniz. Ana parayla yeniden yatırım yapabilirsiniz. Bu da özendirici teşvik yapısını oluşturur. Özendirici teşvik kısaca budur. Herkesin tamamen para kazanma arzusuyla hareket ettiğini söylemiyorum elbette. Bence dünyada birçok insanın motivasyonu aynı zamanda toplumun iyiliği ve insanoğlunun ilerleyişidir. Ancak genel kanı bu tip bir hissiyatın belirli alanlara özgü olduğu yönündedir. Yani her alanda birinci motivasyonunuz insanın insanoğlunun toplumun iyiliği olmayabilir. Örneğin ticari alanlarda Başka alanlarda örneğin bir nakliyat şirketinde nihai amaç herhalde insanlığa faydalı olmak değildir değil mi? Ne ister o şirketin sahibi? Kar etmek ister. Kar amacı gütmeyen şirketler de mevcuttur. Ancak bir nakliyat şirketi veya bir çiftlik bu kategoriye girmez. Onlar için özendirici teşvik önemli kavramdır. Özendirici teşvik. Kapitalistler kapitalist ekonomide meritokrasinin yani kişilerin yeteneklerine göre Görevler alması, buna göre kazanç elde etmesi düşüncesi önemlidir. Meritokrasi. Bu terimi yazıp kutu içine alacağım çünkü bence çok çok önemli bir kavramdır. Meritokrasi, yani hak edilerek yapılan iş, gelinen mevki, kazanılan para anlamına gelir. Kısaca böyle toparlayabiliriz. Neredeyse hepimiz meritokrasi'nin hayranıyızdır. Komünistler bile meritokrasiye hayrandı insanları sınava sokarlar ve başarılı olanları komünist rejimde daha yetkili makamlara getirirlerdi. Yani meritokrasi herkesin savunduğu bir şeydir. Yalnızca komünistlere ya da kapitalistlere özel bir kavram değildir. Birçok komünist ve sosyalist kapitalizmin uç hallerinin gelir dağılımının iki kutup arasında aşırı derecede açıldığı veya varlığın babadan oğula geçtiği durumların meritokrasiye aykırı olduğunu savunur. O halde meritokrasiyi sosyalizm başlığı altına da yazıyorum. Buna biraz sonra döneceğiz. Evet, başka ne var? Kapitalizmin özelliği olarak baktığımızda kapitalizmin yeniliği desteklediği fikri. Yenilikçilik. Yani innovation. Aslında bu bugün bizim e, dilimizde de İngilizce innovation terimi e, özellikle ticarette ya da şirketlerde çok fazlasıyla kullanılıyor. O yüzden bunu bu şekilde duymuş da olabilirsiniz. Yenilikçilik diyebiliriz. Yeniliği destekleme fikri innovation. Bunlar hep birbiriyle ilişkili kavramlardır. Eğer teşvikler özendiriciyse, eğer ana para çalışıp kazananın ya da bir yenilik yapanın yani onu hak edenin eline geçiyorsa bu da yeniliği tetikler. Zira ana parayı doğru insanlar kullanıyordur. Şimdi sosyalistlerin bakış açısından bakalım. Onlara göre kendi sistemlerinde bir toplumsal dayanışma mevcuttur. Toplumsal dayanışma. Çok da derine inmeyeceğim. Bu videoda anlattıklarımın iki tarafın artılarının ve eksilerinin tümü olduğunu iddia etmiyorum. Sadece iki tarafın farklılıklarını kısaca incelemeye çalışıyorum. Evet. Toplumsal dayanışmanın mevcut olduğu bir yerde örneğin bir milyoner çevresi duvarlarla örtülü şatosunda silahlı adamlarının güvenliğinde keyif sürerken duvarın diğer tarafında insanlar açlıktan ölüyor olamaz. Yani olmamalı teorik olarak. Her iki tarafta aynı toplumun bir parçasıdır ve birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Bunun aksi bir durum dünyanın bazı yerlerinde görülmektedir. Varlık dağılımında gerçekten keskin bir eşitsizlik vardır. Zenginler neredeyse kendilerini fakirlerle aynı türden bile görmezler. Ama bunun tam tersi de geçerlidir. Pekala başka bir kavram daha. Bunu tırnak içinde yazacağım. Hakkaniyet önemli bir kavramdır, hakkaniyet. Ama tırnak içinde yazıyorum çünkü başka biri de çıkıp daha çok çalışanın veya daha çok yenilik yapanın daha çok kazanmayı hak ettiğini de düşünebilir. Hakkaniyetin bu yönde olması gerektiğini öne sürebilir. Sosyalistlerse buna karşılık iyi ama kazanılan bu varlık bazen fazla büyür hem de nesilden nesile miras olarak aktarılır. Bunun neresi hakkaniyetli diyecektir. İnsanlar tesadüf eseri mal varlıklarının faiziyle yaşayabilecek hayatlara doğuyorlar ve çalışmalarına gerek bile kalmıyor. Başka insanlarsa çok ağır koşullarda çalışıp neredeyse hiçbir şey kazanamıyorlar. Pekala, o halde hakkaniyet kavramını her iki başlığa da eklememiz gerekiyor. Her iki tarafa da yazıyorum hakkaniyet. Her iki tarafta kendi sisteminin hakkaniyetli olduğunu söylüyor. İşin aslı en azından 20. yüzyıl ekonomilerindeki tecrübelere bakıldığında komünist ve sosyalistler her ne kadar bu tip kavramlardan bahsetseler bile sistemleri pratiğe döküldüğünde daha az toplumsal kaynaşma görülmüştür. Sovyetler Birliği'ndeki üst düzey komünistler daha cafcaflı arabalara sahipti. Yaşam tarzları işçilerinkinden çok farklıydı ve bunu gizlerlerdi. Bu iki yüzlülük olarak algılanabilir genel olarak sosyalizmin uç şekillerinin meritokrasiye alan açacağı kesin değildir. Partinin basamaklarını bir bir çıkıp zirveye varanlar, yaratan veya daha verimli olanlar yerine en güçlü konumdakiler de olabilir. Böyle diyorum ama doğruya doğru kapitalizm belli başlı yönleri kontrol edilmeden ilerlediği takdirde sosyalizmde ortaya çıkan sorunların benzerleriyle karşılaşılabilir. Peki nedir bu sorunlar ne olabilir? Özendirici teşviği düşünün mesela. Teşvik rekabet edip yenilik yaratacak birkaç taraf mevcutsa iyi sonuç verir ve mantıklıdır da. Diyelim ki bu kişi bir yenilikte çıka geldi. Bu yenilik sayesinde topluma daha iyi bir ürünü daha ucuza sunabiliyor. Böylece daha çok kâr ediyor. Bu açıdan bakınca bu kişinin daha çok para kazanması, daha varlıklı hale gelip büyümesi doğru gözükebilir. Doğru geliyor, değil mi? Bu aynı zamanda toplum için de iyidir. Çünkü bu adam bir yenilikçidir. Belki biraz da şanslıdır ama kaynakları yönetme konusundaki yetkinliği barizdir. O halde toplumun ona yönetmesi için daha fazla kaynak sunması da doğru gözüküyor. Doğru olacaktır. Kapitalizmin iyiliğinin muğlaklaştığı anlar bu kişinin bahsi geçen işi tamamen eline geçirmesiyle, yani tekelleşmesiyle başlar. Diyelim ki bu kişi o kadar büyük bir hale geldi ki diğerleri onunla rekabet bile edemiyor. Rakiplerinin hepsi kayboluyor. Bu kişi herkesten daha ucuz iş yapıyor ve diğer tüm oyuncular oyunun dışında kalıyor. İşte bu duruma tekel denir. Buradaki sorun şudur. Bu kişi rekabet mevcutken daha sıkı çalışmak zorundaydı, değil mi? Daha sıkı çalışması ve yenilik yapması için teşvik ediliyordu. Bu bir meritokrasiydi. Çünkü faydalı yenilik yapan kişi en hızlı şekilde büyüyordu. Ancak tekel durumuna geçtiğinde ve diğer herkes battığında bu kişi piyasadaki tek oyuncu haline gelir. Artık yenilik yapmak için bir teşviği yoktur. Bu kurum ya da kişi fiyatları durmadan artırabilir çünkü rekabet söz konusu değildir. Kendi ürününün daha iyi ve daha ucuz olduğunu söyleyen kimse çıkmaz. Bu durum yenilik düşüncesine terstir. Bu yüzden tekel kavramı önemlidir ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde tekeli kırmak ekonomik sistemin bir parçasıdır. Tekelci hareketler hoş karşılanmaz bir kurum ya da birey olarak çok varlıklı ve etkili hale gelmenin demokratik ve hatta demokratik olmayan rejimlerde de meydana getirdiği bir diğer tehlike kaynakların kontrolünün sadece o kaynakların kontrolü olmaktan çıkmasıdır. Belli bir yerden sonra kontrol edilen şey sadece toprak, binalar ve demir yolları değildir. Artık tüm bu varlık hükümete nüfus etmek için kullanılabilir hale gelmiştir. Yazalım, hükümeti etkilemek. Bu hareket Amerika Birleşik Devletleri'nde lobicilik olarak kurumsallaşmıştır. Peki fazla kaynağa sahip ve hükümeti etkileyebilir duruma geldiğinizde ne olur? Diyelim ki bu hükümet. Kendi faydanız için ona bir şeyler yaptırabilirsiniz. Yani avantajlısınız. Belki hükümet zaman içinde bir tekele dönüşmenize bile izin verebilir. Buna ahbap çavuş kapitalizmi de denir. Lobicilik yasal bir rüşvet halini alır. Bu şekilde halkın seçtiği yöneticileri etkiniz altına alırsınız bu durumun her yerde gerçekleştiğini söylemiyorum ama gerçekleşmesi de oldukça mümkündür. Böylesi bir durumda hükümet bu kişi için hareket etmektedir. Bu yine meritokrasi düşüncesine terstir. Belki bu döngü sürerken başka biri bir yenilik yapmıştır. Ancak bu kişinin hükümet üzerinde bir nüfuzu yoktur. O yüzden uçak anlaşmasını yine nüfuzu olan kişi yapar. Vergi indiriminden o yararlanır. Yeniliği yapan kişinin önü kesilmiş olur. Üzerinde düşünülmesi gereken diğer bir kavram da miras kalan varlıktır. Yani miras kavramıdır. Elbette bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum ancak diyelim ki birisi becerisi ve biraz da şansının yardımıyla büyük bir servete sahip oldu. Belki tekelci bile değildi. Kesin olan şey büyük bir varlığı oldu. Belli ki işini çok iyi yönetti, çok akıllı biriydi, pek çok kaynağı iyi şekilde yönetti ve çok para kazandı. Ortaya çıkan soru şudur. Bu kişi öldüğünde ne olur? saf bir kapitalist düzende tüm bu varlık çocuklarına kalır. Buradaki mesele ise bir, bu çocuk bunu hak edecek ne yaptı sorusu. İki ayrıca toplumun bakış açısından bakarsak belki de bu çocuk şapşalın aptalın biri. Belki işleri çok daha iyi yönetebilecek. Aynı zamanda doğmuş çok daha akıllı başka bir çocuk var. Ama 100 milyar dolarlık varlığın sahibi atıyorum 100 milyar dolarlık varlığın sahibi mirası devralan çocuk oluyor. Ve kaynakları kötü bir şekilde kullanıyor parayı ziyan ediyor. Öyleyse kapitalist toplumda miras kalan varlık bir süre sonra meritokrasi fikrinin önünde engel oluşturabilir. Özendirici teşvik fikrine de ters düşebilir. Çünkü bu çocuk yeterince para devralırsa eğer çalışmak için bir teşviği kalmaz. Neden sıkı çalışsın ki? Niye gidip matematik öğrensin mesela? Kendisine o kadar çok para kaldı ki sırf faiziyle milyon dolarlar kazanabiliyor. E neden kendini geliştirsin? Babasının veya dedesinin parası cebinde. Niye yenilik yapmak istesin? Değil mi? yan gelip yatabilir. Belki de diğer yetenekli çocuklardan birkaçını işe alır ve onları asgari bir ücretle çalıştırır. İşte bu durum hakkaniyet fikrine terstir. Miras kavramına karşı değilim, sadece üzerinde düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki de miras için bir sınır belirlenip meritokrasi, özendirici teşvik ve hakkaniyet fikirlerine ters sonuçlar doğması engellenebilir. Kendilerini gururla miras sahibi diye tanıtanları da biraz komik bulurum doğrusu. Kendilerini daha iyi bir sosyal sınıftanmış gibi görürler. Miras sahibi kişi sahip olduğu parayı kendi kazanmamıştır ki babasından dedesinden kalmış. O sadece bu aileye doğmuştur ve parasının faiziyle yaşıyordur. Bu komiktir. Miras olmayan ve çalışıp kazanılan yeni para miras kadar iyi değilmiş gibi bir ima doğar sanki. İster şans eseri, ister beceri veya yaratıcılıkla kazanılmış olsun ben şahsen yeni para kazanana daha çok saygı duyarım. Bir insan miras için hiçbir şey yapmaz. Mirasın bir krallıktan veya Avrupa aristokrasisinden yani genel olarak Amerika'nın üzerine kurulduğu felsefi değerlere ters diğer şeylerden bir farkı yoktur. Burada bırakacağım. Bu tartışmaya farklı bir yerden bakmak istedim sadece. Ben kapitalizm tamamen iyidir veya sosyalizm tamamen kötüdür demek yerine desteklenmesi gereken fikirler şunlardır demeye çalıştım. Bu fikirlerin desteklenmesi için bazı şeylerin yapılması gerekir. Örneğin, herkesin eğitim aldığından emin olmak. Böylelikle meritokrasiye ulaşılabilir. Herkes eğitim görmüşse şartlar eşittir. Eşit fırsat durumu mevcuttur en azından. Böylelikle en azından eğitim sayesinde bir yeniden dağıtım mümkün kılınmış olur. Ayrıca insanların sağlık hizmetleri alması sağlanmalıdır. İnsanların sokaklarda ölmesi kabul edilemez bir durumdur. Ben burada bir görüşü savunmuyorum. Sadece şunu söylüyorum. Her şeyin saf bir şekilde kapitalist olması, hükümetin araya girme yetkisinin olmaması bana iyi bir fikir gibi gelmiyor. Devletin uzun vadeli araştırmalara yatırım yapması hepimizin hoşuna gider. Bu araştırmalar hemen kar getirmese de 50-100 sene sonra çok daha iyi koşullarda yaşamamızı sağlayabilir. Şimdilik burada bırakıyorum.